kalmadı. Belediye Başkanı Devlet Bahçeli 2023 seçimlerinde ne kadara gelir? Seslemesin. İstersen ayrıca 100 bin lira. Ya tabii yoğunluk var. Okul açıldığından dolayı herkes alışveriş yapıyor. Defter, kitap, işte kalem. Herkes alışveriş yapmaya geldi. Yoğunluk tabii var. Fiyatlar bir tık artmış tabii ki geçen seneye göre. Ama yapacak bir şey yok. Almak zorundayız. Yani kalem, defter olsun. Önemli ihtiyaçlar bunlar. Kardeşim okul okuyor. Onunla alışveriş yapacağız tabii ki. Küçük bir tane daha kardeşim var. Onlar için de alışveriş yapmak zorundayız. Defter, kalem olsun, ondan sonra kalem kutu, dosya, el işi kağıdı, birinci sınıf için özellikle. Her şey, her türlü ihtiyaç var tabii ki. İstediğiniz bir karakter var mı kanalda? Ben şeylerden... Anaokulu çantası. Ben kullanmayacak dedi bizi. Normalde biz seçer alalım dedik ona. Valla çok zorluklar bekliyor. Fiyatlar çünkü çok anormal şekilde pahalandı. İnsanların alım gücü haliyle düştü. Burada çok zorluk çekiyor satarken. Bugün normal bir okul çantası 300 liradan başlıyor ki yani daha yukarı doğru fiyatları çıkıyor. İşimiz zor. Çok kavga gürültü ediyoruz ama genel anlamda yine sonuçta insanlar almak zorunda alıyorlar. Satışlar biraz düşük. Yani 2 sene önceye göre kıyaslarsak yani nereden baksan bir %60'lardayız şu anda. Yani yukarıda çıkmadı rakamımız. Piyasada genelde 2 senedir okula gitmediği için çocukların eski mallar var. Biraz daha uygun satıyorlar ama dediğim gibi onların da malzemeleri dura dura depoda tabii çürüme mürüme ipleri yapıyor haliyle. Şu an sattığımız ürünler hepsi bizim yeni sezon yani 2 aylık çantalar. O yüzden bize gelişleri tabii pahalı. Haliyle biz de pahalı satmak zorundayız. Çok düşük. Yani nereden baksan %50 diyebilirim. Erkek içeri birkaç modelim var. Beğenirsen onların fiyatları 125 liraya alabilirsin. Çok ileride bir yukarıda sağda. İki tane sol verir misin Berat'cığım? Su. Özellikle marka ve kaliteye dikkat ediyoruz. Çocuklar açısından sağlıklı mı? Her şeyden önce önceliğimiz o ve uygun olmasına bakıyoruz. Fiyatlar bazı yerler güzel, uygun, bazı yerler pahalı. Boya kalemleri aldık, kalem tıraşlar, defterleri aldık, oyuncakları aldık, hamur kalıpları aldık, oyun hamurları. Çok heyecanlılardı. Özellikle çantalarını aldığımızda sırtlarından hiç bırakmak istemediler. Kalemlik özellikle kalemlerini onlarla yattı kalktı diyebiliriz. Bir saniye. Hoppa, bence iyi kremli. Bu sene çok iyi geçti. Beklediğimizin üstünde bir taleple karşılaştık. Pandemiden sonra uzun zamandır çok fazla bir iş olmuyordu. Bir düşük, bir yükseliş, bir dengesizlik vardı ama bu sene biraz raylarına oturmuş gibi piyasa. O yüzden işlerimiz gayet iyi, gayet yerinde yani. A4 fotokopi kağıdı başta olmak üzere boya kalemleri, ondan sonra kurşun kalemler, kırmızı kalemler, ondan sonra temel ihtiyaç maddeleri, silgiler, kalem tıraşlar, ondan sonra çıtçıtlı dosyalar, normal poşet dosyalar en çok sattığımız ürünler arasında şu an için. Fiyatlar şu an 80 liradan başlıyor. 110 lira arasında marka ve kalitesine göre değişiyor tabii ki. Kağıt bunlar. Ondan sonra defter grupları da aynı şekil 10 liradan başlıyor. 50 liraya kadar çıkıyor. Ücretler geçen senelere kıyaslandığı zaman biraz artış var yani. %40 oranında bir artış söz konusu. Mesela geçen sene 400-500 liraya tamamladığı çantaları bu sene 1000 lira, 1500 liradan başlayarak marka ve kalitesine göre de yükseliyor tabii ki. 5 lira falan. Evet. Masanın üstünde. Benim ses alıyor ama bak. İki tane çocuğumuz var. Mahmut Sami, Hamza Eymen.
Mahmut Sami 4. sınıfa geçti. İşte alışverişe yeni başladık. Kalem, silgi, işte defter, en uygun fiyatlar neredeyse araştırıyoruz, bakıyoruz. Ona göre, bütçemize göre alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar aşağı yukarı burada, bu muhitte daha uygun yani. Biz Sancaktepe'den, karşıdan geliyoruz. O yüzden alışverişi buradan yapıyoruz. Burayı tercih ediyoruz. Yani bizim için burası daha makul. O yüzden...